Çok sinirliyim, çok sinirliyim. Yeni açtığınız şirketle mi ilgili? Evet. Nereden bildin? Kaç yıllık arkadaşımsın? İlk defa seni bu kadar sinirli görüyorum. Elis, mesele bildiğin gibi değil. Daha önce hiç bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Ne olursa olsun bu kadar sinirlenmen doğru değil. Sağlığına zarar bir kere. O adi pislik var ya. Bak hala devam ediyorsun. Bak sevgim, ben 40 senedir bu meslekteyim. Bir gün olsun kendimi usta olarak görmedim. Saç keserken mesleğe başladığım ilk zamanlardaki gibi ellerim titrer. Bu iş bununla bitmiyor ki. Bak bizim dükkanın tabelasına ne yazıyor hiç dikkat ettin mi? Kuaför salonu yazıyor değil mi? Bu tabelayı takmak kolay. Biraz gayret eden herkes bu tabelayı takar. Bak sana bir fıkra anlatayım. Nasrettin Hoca'ya anısı bir terziye çırak olarak vermiş. Aradan 2 sene geçmiş, hoca meslekte 1 milim ilerleyememiş. Anası oğlunu karşısına alıp, oğlum 2 senedir gidip geliyorsun, daha usta olamadın mı diye sormuş. Hoca da, ana duanın himmetiyle bu mesleğin yarısını öğrendim. Artık dikilileri sökebiliyorum. Şimdi iş sökükleri dikmeye kaldı. Onu da öğrendin mi bu iş tamamdır demiş. Diyeceğim şu. Herkes dükkan açar ama herkes esnaf olamaz. Daha yeni el ele verdiniz. 1 ay oldu olmadı. Büyük işler yapacaksınız. Sıkıntıya düşeceğiniz zamanlar olacak. Sırt sırta verip aşacaksınız. Ortaklık iyi bir şey olsa diye bir laf vardır ama eskiler de bir elin nesi var, 2 elin sesi var demişler. Ufak tefek şeylerden kalbinizi bu kadar kırarsanız bu iş yürümez. Ortaklık evlilik gibidir. Gün gelecek İpek sinirli olacak, sen alttan alacaksın. Gün gelecek senin kafan bozuk olacak, İpek alttan alacak. Birbirinizin eksiklerini tamamlayarak gideceksiniz. Kol kırılır, yen içinde kalır demişler. Aileme kendinizi güldürmeyin, işinizin başına dönün. Bak arkadaşım, bu söylediklerini ben de biliyorum. Çocuk değiliz, kaç yaşında insanlarız ama mesele bildiğin gibi değil. Biliyorsun, biz buraya geleli 1 ay ancak oldu, olmadı. Çok büyük hayallerimiz vardı. Arkamız aile desteği de olunca bir şirket kuralım dedik. Geniş bir yer tuttuk. İçeriği odalara böldük. Güzel bir mekan oldu. İpek'le de konuştuk. Her şeyi biz koşturuyoruz. Olmuyor. En iyisi birkaç eleman alalım diye konuştuk. Dün oturup konuştuk. Şartları belirledik. Temizlik işleri için ilkokul mezunu birini bulacağız. Pazar günleri izin, yeme içme bizden. Çay kahve işleri için de ilkokul mezunu, eli işe yatkın, aynı şekilde çalışacak birini alacağız. Sekreter olarak da az çok bilgisayar kullanmayı bilen birini almaya karar verdik. Hepsine asgari ücret vereceğiz. Sigortalarını da yapacağız ha. İpek'e sen internete ilan ver dedim. İpek de bana senin iletişim becerilerin daha kuvvetli. Senin telefon numaranı yazalım, gelenleri sen seç dedi. İyi de ne var bunda? Ne var olur mu Yeliz? Allah aşkına! Yahu ne var bunda bu kadar sinirlenecek? Yeliz, aklıma geldikçe sinirleniyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. İpek ilanları vermiş. Tamam. Asıl mesele bundan sonra başlıyor. Telefonlarım çalmaya başladı. Tamam. Bak, bu nasıl ilan verdiyse beni hep üniversite mezunları aradı. Ben galiba İpek ilanı yanlış verdi diye düşündüm. İpek'i aradım ama telefonu kapalı. Yok, ulaşılamıyor. Şarjı bitmiştir. Ofiste unutmuş güya. Sonra? Arkadaşım kimler aramadı ki? Öğretmenler, mühendisler, maliyeciler, işletmeciler, yüksek lisans yapmış olanlar, çift üniversite bitirmiş olanlar. Arayan herkese kibarca bu işlerin vasıfsız eleman işi olduğunu anlatmaya çalıştım. İran'da yanlışlık olduğunu, ilkokul mezunu birilerini aradığımızı söyledim. İnsanlar buna rağmen çalışmak istediklerini söylediler. Telefonlar susmayınca arayanlara şartları çok daha ağır olarak anlattım. Günün 15 saati çalıştırırız. Sigorta migorta yapmayız. Yemeğinizi kendiniz karşılarsınız. İçtiğiniz çaydan, kahveden para alırız. İzinimizin de yok dedim. Yine de çalışmak istediğini söyleyenler oldu. Başıma ağrılar girdi. 3 tane ağrı kesici aldım. Sabaha kadar telefonum susmadı. İşin ilginci, parti başkanı, milletvekili, üst düzey yetkili olduğunu söyleyip torpil yaptırmaya çalışanlar bile oldu. Ben sonunda İpek'in beni işlettiğini anladım. Belli ki tanıdıklarına beni arattırıyordu.
Böyle ciddi bir konuda şaka yapması beni çok sinirlendirdi ki, bilirsin, şakalardan hiç hoşlanmam. Sabaha kadar uyuyamadım. Erkenden ofise gelip İpek'i beklemeye başladım. Yok, ne giden var ne gelen. Daha çok sinirlendim. 100 kere aradım, açmadı. 101. kez aradıktan sonra da zahmet edip açtı. Gerisini zaten biliyorsun. Bak arkadaşım, bana kalırsa İpek'in bu işte bir suçu yok. Nasıl yok? Kız resmen benimle dalga geçti. Hiç sanmıyorum. Çünkü bu devirde ilkokul mezunu kalmadı. Herkes üniversite mezunu. Bak benim elemana, öğretmen, tarih öğretmeni. Ama 8 yıldır atanamadı. Gerçekten mi? Elbette. Şurada Cengiz abi var. Emlakçı. Babamın yakın arkadaşı. Onun yanındaki eleman fen bilgisi öğretmeni. Pastanecinin elemanı işletme mezunu. Telefoncuda çalışan elektronik haberleşme mühendisi. Döşemecide kamu yönetimi mezunu. Çantacıda çalışma ekonomisti. Fotoğrafçıda arkeolog çalışıyor. Hatta aşağıdaki akvaryumcuda da su ürünleri mühendisi çalışıyor. İpek'in bu işte bir suçu yok diyorsun yani. Ne yapayım ben şimdi? Yapılacak iş belli. Gidip İpek'in gönlünü al. Özür dile.